Merhaba arkadaşlar. Bu video yine benim önemsediğim matematik videolarından biri. Genelde sayfaya gelen sorular matematikle ilgili ön yargıların olduğunu gösteriyor. Özellikle ile ilgili. Bunları genel kitaplarda bulunuyor. Kanala da fırsat buldukça ekliyorum ama ben bu videolara daha çok önem veriyorum. Çünkü bu videolar genelde kitaplarda bahsedilmeyen şeyleri anlatıyor. Bu bahsi geçen videoda bir soru çözeceğim. Bu soruyu önce denklem çözümü olarak çözeceğim. Sonra sayı problemi olarak çözeceğim. Sonra bir kesir problemi olarak çözeceğim. Sonra başka bir kesir problemi olarak çözeceğim. Ama hep aynı şeyi göreceksiniz. Kılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Yeni videolar için de abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki sınavdasınız. Şöyle bir şey geldi karşınıza. 3x artı 2 bölü 4x eksi 2 eşittir 10 bölü 11. Tabii size x'i soracak. Bu basit bir soru gibi görünebilir. Çünkü basit bir içler dışlar çarpımı yaparız. Yani şununla şunu çarparız, bununla bunu çarparız. Eşitliği kurarız. Nasıl olur? 11 ile 3x'i çarptım. 33x artı 22 eşittir 40x 20. Daha sonra bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa atacağım. 7x eşittir 42 olacak. X buradan 6 olarak göreceğim. 6 yazınca yerine üst taraf 20 olacak. Alt taraf 22 olacak. Ben x'i buldum. Bu basit bir problem çözme sorusu. Şimdi dikkat ederseniz kitapta denklem çözme, basit bir denklem çözme sorusu bu. Kitapta denklem çözmeden sonra oran orantı gelir, sayı problemleri, kesir problemleri diye gider. Bu sıralama bir rastlantı değil. Aslında denklem çözmede öğrettiği bilgiyi arka planda somut olarak kullanabileceği konular aradığı için kitap müfredat sıradaki konuları anlatır. Mesela buradan şuraya geçelim. Oran orantı sayı problemi sorusu olarak sınavda karşımıza gelebilecek bir şey. Diyor ki doğru orantılı iki sayının oranı 3 bölü 4'tür. İki tane sayı var. 3 bölü 4 oranı. Biz bunu nasıl yazıyorduk? 3K bölü 4K diyorduk. Bu K neydi? Bu K böyle gıcık bir şey gibi görünüyor ama basit bir şey. Mesela 1 verdiğimizde K'ya 3 bölü 4 oluyor. 2 verdiğimizde 3 çarpı 2 6, 4 çarpı 2 8, 6 bölü 8 oluyor. Bu K sayesinde hep oran korunarak farklı değer kesirler elde edebiliyoruz. Çünkü adı üstünde oran oran demek tek bir sayı değil birçok sayı olabilir. Yani 3 bölü 4 de olabilir, 30 bölü 40 da olabilir, 300 bölü 400 de olabilir. 3 bölü 4'tür. Küçük sayıya 2 eklenip küçük sayı üstteki oluyor. Artı 2. Büyük sayıdan 2 çıkarılınca eksi 2. Oran 10 bölü 11 oluyormuş. 10 bölü 11. Bu sayıların toplamı nedir? Burada sadece x yerine k kullandık. Yine aynı denklem. İçler dışlar yaptığımızda 42 eşittir 7k oluyor. K eşittir 6 oluyor. K'yı burada yerine yazınca 20 oluyor. Burada yerine yazınca 22 oluyor. Sadece neyi? Sayıların toplamını sorduğu için şurada 3K, baştaki 3K'mız 18 oluyor. 4K 24 oluyor. Bu ikisinin toplamını bize veriyor 42. Bu kadar basit. Gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki soru bir kesir sorusu gibi gözüküyor. Bir kesrin değeri 3 bölü 4'tür. Kesrin paydasına 2 eklenir. Paydasından 2 çıkarılırsa, payına 2 eklenir. Paydasından 2 çıkarılırsa değeri 10 bölü 11 oluyor. Yani kesrimiz ne? 3 bölü 4'ün 4'e denk olacak. Yani biz 4K diyoruz yine çözümde. Mesela 3 bölü 4, 6 bölü 8 olabilir buna denk. Veya 9 bölü 12 olabilir. Hangisi olduğunu bilmediğiniz için 3K bölü 4K diyoruz. K 1, 2, 3 değerini alabiliyor. Payına 2 eklenir artı 2. Paydasından 2 çıkarılırsa kesrin değeri 10 bölü 11 oluyor. Bu kesrin pay ve paydasının toplamı nedir? Yine gördüğünüz gibi aynı denklem. Hiçbir fark yok. Yine K'yı buradan 6 bulacağız yazın. Daha sonra pay ve paydasının toplamını soruyor. Onu bulacağız. Bir sonraki sorum. Ahmet'in parasının Mehmet'in parasına oranı 3 bölü 4'tür. Bu soru ise şunun birebir aynısı. Birebir aynısı. Sadece şuna dikkat çekmek istedim. Kesir yerine, pay yerine Ahmet, payda yerine Mehmet. Eklemek bu kadar basit. Ama tamamen farklı bir soru gibi gözüküyor. Oysa ki tamamen aynı soru. Ahmet'in parasını, Mehmet'in parasını oranı 3 bölü 4 yazıyoruz. 3K bölü 4K.
Mehmet Ahmet'e 2 lira borç verirse. Öyleyse Mehmet'in parasından 2 çıkaracağım. Ahmet'e 2 ekleyeceğim. Yeni oran ne oluyormuş? 10 bölü 11 oluyormuş. Şu üst şuralar hafif çıkmamış. Söyleyeyim, oranı 10 bölü 11 oluyor diyor. Ahmet ve Mehmet'in paraları toplamı kaçtır? Bakın, pay ve paydasının toplamı kaçtır yerine Ahmet ile Mehmet'in paralarının toplamı kaçtır geldi. Şuranın yerine şura geldi. Benim payım Ahmet oldu. Paydam Mehmet oldu. Sayı çıkarma ekleme sayı çıkarma. Birbirine 2 lira borç verdi. Soruyu aldım, çevirdim, aynı soru. Oysa ki farklı bir kesir problemi gibi gözüküyor. Oysa ki aynı. Zaten bu aynı zamanda denklem çözme sorusuydu. Zaten bu aynı zamanda sayı problemi sorusuydu. Bu videoyu hazırlamamdaki en büyük amaç zaten hani arka planda hep aynı şeylerin döndüğünü daha rahat görmeniz için bir fırsat sağlamak. Benzer videolar var kanalda. Örneğin alıp karışım problemini, başka bir kesir problemi yapabiliyoruz veya bir hız problemini bir işçi problemine dönüştürebiliyoruz küçük şeylerle. Önemli olan denklem çözme ve oran orantı yeteneğine sahip olma. Geri kalan çoğu şey süs. Sadece süsleme soruda. Umarım faydalı olmuştur.